Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Soğan kabuğu kaynatıyorum. Biraz da sarımsak kabukları vardı, onları da ekledim. İdrar yolu iltihaplanması için kullanacağım ben bunu. Ben bunu daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Bir avuç soğan kabuğu koydum. Bir litreye yakında su koydum. Bir avuç kadar da sarımsak kabuğu koydum arkadaşlar. Böyle. Ben bunu daha önce paylaşmıştım dediğim gibi. Miyomlar için. Evet, çok önemli miyomlar için. Miyomlar için de kullanacağım. Şimdi bu yaptığım işlem neden gösteriyorum? Bir izleyicimizin Asherman sendromu yaşıyor. Hamile kalamıyordu. Yani rahim içi yapışkanlığı. Ondan dolayı hamile kalamayan insanlar var. Ben çok araştırdım. Kesinlikle doğal tedavisi yok. Görmedim. Belki de bir yerlerde vardır ama ben Çince olsun, İngilizce olsun, Almanca olsun böyle paylaştım, yazdım. Araştırmalarımda bir şeye rastlayamadım, bulamadım. Hep ameliyat gösteriyorlar. Ondan dolayı bu paylaştığım uygulamayı soğan kabuğu suyunu kaynatıp soğan kabuğunu kaynatıp suyunu içen bir izleyicimiz denemek istedi ve denedi. Ne kadar zamandır içtiğini bilmiyorum ama nasıl içtiğini yazarsanız iyi olur dedim insanlarla paylaşmak için, diğer sorunları olan insanlarla. Şu anda kendisi hamile, çok mutlu ve bu metodu uyguladı. Ameliyat falan demiştim bu ülkede çok iyi diye. Çok fakir olduğunu ve masrafları karşılayamayacağını ama bu metodu uygulayacağını söylemişti. Daha sonraki dönemlerde, bundan bayağı epey oluyor, aylar önce, 6-7 ay önce falan herhalde paylaşmıştım bu suyu. Ve şimdi çok mutlu, teşekkür ediyor. Hamile kendisi, Asherman sendromu yaşıyor kendisi. Yani rahim içi yapışkanlığı var. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Burada gördüğünüz gibi ben de bunu idrar yolu iltihaplanması ve miyomlar için kullanacağım. Sizler de kesinlikle bunu kullanınız diyebilirim. Yalnız hamile olanlar kullanmasınlar lütfen. Çünkü düşürüyor, çocuk düşürüyor. O yüzden sadece miyomu olanlar, kiski olanlar, kist mi deniyor ha? Olanlar, böyle rahimle ilgili sorunları olanlar kullanabilirler. Bir sakıncası yok. Çünkü doğal bir ürün. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey katmıyoruz. Sadece soğan kabuklarını suda kaynatıyoruz. Bir dakika, ben suyun rengini de sizlere göstereyim. Bakınız arkadaşlar. Şöyle. Bu çok acı. Evet, bunu söyleyeyim size. Bayağı acı, içmesi zor. Böyle bir iki kaşık çay bardağına koyunuz. Şöyle iki kaşık kadar çay bardağına koyunuz. Üzerine su koyunuz ve incelterek içiniz. Devamlı her gün iki veya üç defa her gün içebilirsiniz. Önemli değil. Mesela yemekten sonra veya yemekten önce, bir saat önceleri falan. Bunun tarifi yok arkadaşlar. Hani şu saatten sonra, şu saatten sonra diye bir tarifi yok. Önünüze çıktığı zaman, aklınıza geldiğinde içiniz. Sabah, öğlen, akşam. Duruma göre her akşam da içebilirsiniz. Rahatsızlığınızın azlığına veya fazlalığına göre fazlalaştırabilirsiniz. Böyle incelterek de içebilirsiniz. Şöyle iki kaşık yutabilirsiniz de, yutabiliyorsanız. Evet. Bu kadar arkadaşlar. O arkadaşın, hamile kalan arkadaşı, çok sevindim, çok mutlu oldum. Allah bağışlasın, Allah sağlıcakla kavuştursun evladına.
Sizleri de çocukları olmayan arkadaşlara da bir ümit olabilir diye sizlerle paylaşmak istedim bu konuyu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayınız lütfen. Destek veriniz çok teşekkürler. Hoşça kalınız.